sportif direktör Damian Comolli ile Alman futbolcu Max Kruse welcome here. Evet, buraya geldi yine menajeri Ersin Akan. Ailesinden insanlar buraya geldi. TRT Spor farkıyla bu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Sadece genel yavacılık terminalinden oyuncu çıktı. Önce dış hatlar gelişten geldi. Oyuncuyu karşıladılar ve şimdi o da stada gidecek. İlk kez İstanbul'a ayak bastı ve bu görüntüleri sadece TRT Spor farkıyla sizlerle paylaştık. Alman yıldız Max Kruse İstanbul'da yine yöneticilerden Selahattin Baki de burada oyuncuyu karşılamaya gelenler arasında. Saatler yaklaşık olarak 16.20'yi gösterirken Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Alman futbolcu Max Kruse İstanbul'a geldi. Kendisini bekleyen iki özel araç vardı. Kendisi ve menajeri, arkadaşı, ailesinden bir üye burada araca bindi. Diğer araçta da yine arkadaşları ve ailesinden üyeler de geldi. Burada onlar da ayrılacaklar İstanbul Havalimanı'ndan ve yavaş yavaş o da sarı lacivertli formayı giymek için son hazırlıklarını yapacak. Sağlık kontrolünden geçecek, ardından Samandıra'ya gidecek, arkadaşlarıyla teknik direktör Ersun Yanal'la tanışacak Max Kruse. Ve artık bugün tabii ki ayın ikisi, yarından itibaren topuk yaylası süreci başlayacak Fenerbahçe için. 3-13 Temmuz arasında o da topuk yaylasında takıma katılacak, isim olacak. Bunu söyleyebiliriz. Aracı da yavaş yavaş hareket ediyor bir yandan oyuncunun ve biz de bu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki yanımızda. Hayırlısı olsun. Fenerbahçemiz için, Türk futbolu için. Çok özel bir transfer. Çok uzun ve zorlu bir süreçti. İstikrarlı bir oyuncu biliyorsunuz. Her sene Bundesliga'da belli rakamlara ulaşabilen istikrarlı bir oyuncu. Tanışma fırsatı bulduk. Geçtiğimiz haftalarda. Dünya iyisi. Afrika'da köylere yardım yapan, işin bu tarafını da söylemekten gurur duyuyorum. Çok iyi bir oyuncumuz oldu. Çok da karakterli bir oyuncumuz oldu. İnşallah büyük katkı sağlayacak Fenerbahçe. Siz bu transfer çalışmalarında çok özel de siz de çalışmalar yapıyorsunuz Comolli ile birlikte. Bundan sonraki hedefler neler? Santrafor'da özellikle. Bundan taraftar merakla bekliyor. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz hep beraber. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, buradan yavaş yavaş yine içeriden görüntüleri sizlerle son olarak biz de paylaşarak yavaş yavaş veda edeceğiz. Gördüğünüz gibi burada Fenerbahçe yönetiminden isimler, sportif direktör Damian Comolli geniş bir kadroyla Fenerbahçe buraya geldi ve biz de TRT Spor olarak bu görüntüleri sizlerle paylaştık diyelim. Kameraman arkadaşım Burak Karanfil ile birlikte buradan kısa bir süre daha görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Artık araç hareket ederken bunu da gösterelim. Gördüğünüz gibi TRT Spor farkıyla sadece bu görüntüleri sizlerle paylaştık. Alman yıldız Max Kruse İstanbul'a ayak bastı ve yavaş yavaş o da artık Kadıköy'ün yolunu tutacak. Ardından da Samandıra'ya gidecek oyuncu diyelim. Sevgili Veli, sevgili Ahmet Pehlivan, eğer soracak bir sorunuz yoksa söz tekrar size bırakalım. Kenan beni duyuyorsun muhtemelen. Şunu merak ediyorum. Genel havacılık sahası yazısını gördüm. Normal çıkış yapacağı yerden evet, yapmadı evet. Çıkışını. Bunun için ayrıca tebrik etmek istiyorum hakikaten sizi. Gördüğüm kadarıyla sizden başka da kimse yok. Ben Kenancığım, ben de seni çok tebrik ediyorum. Her ikinizi de tebrik ediyorum tabii evet, ki. Evet, bizim şansımız. Ve herhalde Max Kruse'nin Türk basınıyla ilk tanıştığı ikili sizsiniz. Biraz erken. Şöyle biz de aslında diğer gazeteci arkadaşlarımız gibi önce dış hatlar gelişe geldik. Bir şans oyuncunun genel havacılığa geldiğini sonradan birkaç soruşturma sayesinde öğrendik. Gazetecilikte bazen şans önemlidir. Birçok yeri dolaştık biz de. İstanbul Havalimanı biraz geniş. Bu yüzden yaklaşık olarak 45 dakika boyunca oradan oraya sürüklendik. Olabildiğince buraya geldiğimizi de tabii gazetecilik görüntüleri bir şekilde saklamaya çalıştık. Ve burada Max Kruse'nin görüntülerini de TRT Spor seyircileriyle tabii ki paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki yine şoför Hasan abimiz o da olabildiğince hızlı bir şekilde bizi buraya ulaştırmaya çalıştı. Ve dediğimiz gibi buradan görüntüleri TRT Spor izleyicileriyle paylaştık.